Merhabalar, Polisiye Edebiyat ve Çeviri Dersi'nin tanıtım videosuna hoş geldiniz. Polisiye Edebiyat ve Çeviri Dersi lisans seviyesinde bir derstir. Dersin amacı, çevirmen adaylarını edebiyat çevirisi türleri konusunda bilinçlendirmek, Türk ve Frankofon polisiye edebiyatı konusunda bilgilendirmek ve çevirmen adaylarına polisiye edebiyat çevirisinin temel ilke ve yöntemlerini kazandırmaktır. Bu noktada belirtmek isteriz. Biz dersimizi Fransızca-Türkçe dil çiftinde oluşturduk. Zira çalışma alanımız Frankofon polisi edebiyatı, özelinde Georges Simenon eserleri ve çevirileridir. Neden polisi edebiyatı seçtik? Çünkü iyi polisiye iyi edebiyattır der Ahmet Ümit ve biz kendisine tamamen katılıyoruz. Çünkü polisi edebiyat gençlerin çok ilgisini çekiyor. Çünkü son yıllarda Türkiye'de çok değerli polisiye yazarlarını okuyoruz. Ve dünya çapında çok okuru var, çok tartışılıyor. Ve dünya edebiyat tarihinde kendisine iyi bir yer edindi. İyiden kastımız değerinin yeni anlaşılıyor olması. Aslında bu dersin 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak seçmeli ders kategorisinde verilebileceği kanaatindeyiz. Çünkü 4. sınıf düzeyine kadar öğrenciler yazınsal, teknik ve sözlü çeviri olarak genel çeviri türlerini öğreniyor ve bu alanda gerekli uygulama ve alıştırmaları yapmış oluyorlar. Bu noktadan itibaren belirli bir çeviri türüne yönelik olarak daha derine ve detaya inen çeviri çalışmalarına da hazırlanmış oluyorlar. Bu nedenle polisiye edebiyat ve çeviri dersi, polisiye ile amatör olarak ilgilenen, yazınsal çeviri alanında özellikle de polisiye edebiyat alanında uzmanlaşmak isteyen çevirmen adaylarına yöneliktir. Dersin içeriği nedir? Polisiye edebiyat türleri, Türk polisiye edebiyatı, Frankofon polisiye edebiyatı, polisiye edebiyat çevirisi, polisiye edebiyat biçimi şeklindedir. Biçem dedik çünkü bu türün kendine ait bir dili, kurgusu, okuma biçimi, jargonu, söz dizimi ve söz sanatları vardır. Polisiye edebiyat çevirisine geçmeden önce diğer tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi kuramsal bir temel oluşturmak önem taşımaktadır. Bu bağlamda türe ait özellikler, alana özgü terminoloji ve kavram çalışmaları, tarihi bilgiler ve çeviri tarihi konularında çok ayrıntıya girmeden ilk 3 ya da 4 seansı kapsayan bir giriş yapmanın, çevirmenin donanımını zenginleştireceğini ve çeviriye hazırlık olacağını düşünüyoruz. Ders nasıl işlenebilir? Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim dönemi 14 haftadan oluşmaktadır. Haftalık konulara girersek. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi önce kuramsal çerçeve çizilir. Burada polisiye edebiyat nedir? Bir metnin polisiye olması için ne tür özellikler taşıması gerekir sorularının cevaplarını bulmaya çalışırız. Daha sonra polisiye türleri ve alt türler yani fantastik, bilim kurgu, casusluk romanları, kara edebiyat, macera gerilim, korku gerilim türlerinin özelliklerini genel olarak işleriz. Ardından Avrupa ve bizim dersimiz özelinde Frankofon polisiye edebiyatından yazar ve eser tanıtımı, özellikle dünyada kabul edilen ilk polisiye romanın tanıtımı, polisiye türüne ait biçimin ortaya konuluşu ve tabii ki türün en bilinen yazarları ve kahramanları Agatha Christie, Arthur Conan Doyle gibi yazar ve kahramanlara konu ederiz. Bu kapsamda Frankofon polisiye edebiyatının dünü, bugünü, yarını ve bizim halihazırda işlemiş olduğumuz ders özelinde George Simenon işlenir. Haftalık konuların devamını aktarmak üzere şimdi sözü meslektaşıma bırakıyorum. Türk polisiye edebiyatında Fransız polisiye romanlarının etkisi konularımızdan bir diğeri olacaktır. Frankofon dünyanın etkisi altındaki bir ülkede elbette ilk çeviriler de diğer türlerde olduğu gibi Fransızcadan olacaktır. Ama sonra Fransızca romanların Amerika'dan ithal 10 paralık romanların yani dime novel'ların girişiyle geri planda kaldıklarını görüyoruz. Bununla birlikte Server Bedi Mahlası ile yazan Peyami Safa'nın Arsène Lupin'den esinlenerek oluşturduğu Cingöz Recai serilerine baktığımızda Frankofon polisiyenin etkisini tamamen yitirdiğini söylemek oldukça güçtür. Ardından Türk polisiye edebiyatının dünü, bugünü, yarınına giriş yapıyoruz. Bu bağlamda Türkçe'ye yapılan ilk polisiye roman çevirileri ve ilk telif roman çevirileri üzerinde duruyoruz.
Türk polisiye roman çeviri tarihi çok ilginç örneklere sahiptir. Örneğin Sultan II. Abdülhamit'in polisiyeye çok büyük bir tutkusu vardır ve kütüphanesinde polisiye romanlara çok büyük bir yer ayırmıştır. Ve sadece polisiye roman çevirisine özel çalıştırdığı emrinde çevirmenleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu konuda oldukça ilgiye değerdir. Tüm bu altyapının hazırlanmasının ardından kalem ve kağıdı ele almanın vakti gelecektir elbette. Seçilen bir ya da birkaç eser ve bu eserin ya da eserlerin Türkçe'ye kazandırılan başarılı çevirilerinden örneklerle çalışılmaya başlanacaktır. Polisiye edebiyat çevirisi ilki ve yöntemleri anlatılacaktır bu çerçeve içerisinde. Biz bölümümüzde açtığımız seçmeli ders kapsamında George Simenon eserleri üzerinde ve çevirileri üzerinde durmaktayız daha ziyade. Bu bağlamda da şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü George Simenon'un ilk dönem çevirmenleri arasında çok değerli edebiyat ustaları bulunmaktadır. Bunlardan eğer birkaçını sayacak olursak Nurullah Ataç, Oğuz Alplaçin, Sait Faik ve başka birçok daha ismi buna ekleyebiliriz. Sonraki dersler ise doğrudan George Simenon üzerine yoğunlaşılan dersler olacaktır. Burada George Simenon'un hayatından, eserlerinden, romandür olarak tanımlanan, polisiye roman dışında kalan romanlarından ve Komiser Maigret serilerinden söz ediyoruz. Ardından da yine bu açıdan Simenon'un eserlerinin iyi polisiye, iyi edebiyattır sözünün en çarpıcı örneği olduğunu belirtiyoruz. Çünkü bunun için de özellikle Komiser Maigret serisi üzerinde yoğunlaşıyoruz bunu daha çok tanıtlamak üzerine. Yine Simenon bağlamında çevirmen adaylarına bütünlüklü bir bakış açısı kazandırabilmek ve yazarın eserlerinin Türkiye'deki çevirim panoramasını gözler önüne sermek amacıyla Simenon'un Türkçe'yi ilk çevirileri, çeviri dönemleri, çevirmen profilleri ve yayın evi profilleri üzerine incelemeler gerçekleştiriyoruz. Bu derste öğrencilerin aktif katılımı önceliktir bizim için her zaman. Ve yine dersin amaçlarından biri de çeviri yöntem ve uygulaması üzerinde öğrencilerin kendi görüşlerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda polisiye edebiyat çeviri alıştırmaları, çevirmen adaylarının çeviri sorunlarına kendi çözümlerini geliştirmeleri konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla belirli bir edebiyat türü özelinde çeviri yapma yedinci geliştirmek için çeviri uygulamalarına geçmeden önce gerekli kuramsal altyapının oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Sonuç olarak çevirmen adayının bu dersten kazancı ne olacaktır? Çevirmen adayı öncelikle yazın türü olarak polisiye edebiyat türünü tanımış olacaktır. Türk ve Fransız polisiye edebiyatını tanımış olur. Türk ve Fransız polisiye edebiyat çeviri tarihi konusunda fikir sahibi olur. Polisiye edebiyat çevirisinin temel ilke ve yöntemlerini edinir ve son olarak da polisiye edebiyat çeviri deneyimi kazanır. Teşekkür ederiz.